Yolculuktan bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Bugün Aynalı Kavak Kasrı'ndayız. Şimdi klasiktir ya, böyle Ramazan başladığı zaman ah nerede o eski Ramazanlar denir. Klasikleşmiş hakikaten de öyle. Ama bunun tabii bir manası var. Gerçi bizim kuşaklar eski Ramazanları çok hatırlamıyor. Özellikle nerede o eski Ramazanlar diyenler Osmanlı Ramazanlarını hatırlayarak söylüyorlardı. Kuşaktan kuşağa da aktarıldı. Biz de gerçekten acaba o eski Ramazanlarda ne vardı? Osmanlı Ramazanı deyince ne anlamamız gerekiyor? Bunu öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Tarihçi yazar Necdet Sakıoğlu'ndan. Sayın Sakıoğlu, öncelikle Ramazan'ınızı tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu benim 3. yaz Ramazanım. Yani 1940'larda, 1970'lerde ve bir de 2013'te. 3 yaz Ramazanı ki en zordur tabii. Ramazan'ın yaz aylarına rastlayanları çok sıkıntılı geçer ama onun da kendine göre pek çok güzellikleri vardır. Şanslıyız bugünkü çekim itibariyle, evet. Çünkü Aynalı Kavak Kasrı'ndayız. Evet. Burası ağaçların altında, gölgede nispeten serin oturabildiğimiz, zaman, konuşabildiğimiz bir yer. Buranın tarihi hakkında kısaca bilgi almak isterim. Tam bir Lale Devri eseri dediniz siz. Evet. Daha da fazlası var tabii. Hayır, ilk buraya köşkü 1. Ahmet yaptırmış tabii 1610'larda. Sonra yenilenmiş o köşkler, başka padişahlar. 4. Mehmet buraya çok önem vermiş. Edirne'den geldiği zaman burada oturmuş. Sonra 4. Mehmet'in oğlu 3. Ahmet, Lale Devri'nin kurucusu padişah, burayı şenlendirmiş. Burası tam bir has bahçe olarak düzenlenmiş. İçinde bir saray var buranın. Tersane Sarayı diyoruz. Arkası Servi Ormanı. Ok Meydanı'na kadar. Böyle binalar, minalar, yollar hiçbir şey yok. Karanlık, ulu bir Servi Ormanı. Önünde de Halice inen saraylar var, saray binaları var. Onların hepsi gitmiş, sadece bu Aynalı Kavak Kasrı kalmış ki bu da neticede yani mimarisiyle 3. Selim devrini andırıyor. Fakat 3. Selim zamanında yapılan kasır da değil herhalde bu. Çok restorasyondan geçti, yenilendi, yıkıldı vesaire. Ama olsun, yine de güzel bir hatıra olarak görüyorsunuz bizim padişahlar ne güzel yerler seçmişler. Öyle. Evet, ne güzel. Önü bunun Haliç'ti, arkası ormandı, sağı solu pek çok saray binalarıydı. Ve burası Tersane Sarayı, İstanbul'un zannediyorum Topkapı'ya bir dersek bu 4. veya 5. büyük saraydı burası. Şimdi tek bu pavyon kalmış. Tam bir Lale Devri mekanı demenizin sebebi buranın böyle en şaşalı ve güzel tabii günlerini o sürelerde yaşamış, evet, olması. Evet, Lale Devri'nde 3. Ahmet 4 şehzadesini burada sünnet ettirmiş, bu kasırda.
O çocuklarla beraber o zamanki İstanbul adeti ki yakın zamana kadar devam etmiştir. İstanbul'un bütün çocukları da özellikle yoksul çocuklar toplanır. Padişah çocuklarını ayırt edilmeksizin onlar da burada yüzlerce binlerce çocuk sünnet edilirmiş. Günlerce ziyafet verilmiş. 30 gün sürmüş o bayram. Düğün burada. Ve o düğünün bize kalan en güzel hatırası da Seyyid Vehbi'nin surnamesidir. Düğün kitabı demek. Ve o bir de resimlendirilmiştir. Onu da Levni resimlemiştir. Meşhur. Tabii meşhur Levni. Burada bütün bu pavyonlar, oralarda yapılan eğlenceler, Haliç'teki gösteriler, cambazlar falan mesela hepsi son derece zengin bir albümdür o. Evet. Burayı bize en iyi tanıtan o albümdür. Evet. İşte o günlerden bu zamana o albüm kalıyor. Gördüğünüz gibi burası kalıyor ve hani bahçesiyle hoş. Anılar, hatıralar. Şimdi Ramazan'ın gelişi hani Berat Kandili ile birlikte benim okuduğum Osmanlı'da bir hareket başlıyor. Evet. Diyorlar ki Ramazan geliyor ve sadece tabii kilere mutfağa gelmiyor, kalplere de Ramazan geliyor. Onun güzelliği. Nasıl bir hazırlık süreci var? Nasıl evet. geçiyorlar Ramazan'a? Şimdi Ramazan öncesine çaylar dediğimiz bir süreç o. Recep, Şaban ve mübarek Ramazan diyelim. Üç aylar deniyor. Zaten yaşlılar maçlar o üç tövbe ayları denir onlar aynı zamanda. Bir ön ibadet hazırlığına giriyorlar. Namazlar daha arttırılıyor. Nafile namazlar yapılmaya başlanıyor. Çoğu yaşlılar Ramazan'ı karşılamak için örneğin ya üç ayın tamamını veya üç ayın belli günlerini oruçla geçiriyorlar. Bir nevi temrin alışkanlık oluyor. Bir yandan da evlerde temizlikler yapılıyor, ortalık toparlanıyor, kilerler tıka basa dolduruluyor. Yaz Ramazan'ın kileriyle kış Ramazan'ın kileri çok farklı. Neler alınacak? İstanbullular bu konuda çok hassas. Taşra'da da var ama Pelin Hanım inanın bizim taşra Ramazanları pek işlenmemiştir. Çok zengindir. Biz hep İstanbul Ramazanlarına takılırız çünkü payitaht burası. Evet. Burada padişah da oruç tutuyor. Vezirler, ülema da oruç tutuyor. Yazarlar da burada. Dolayısıyla hep buraya yoğunlaşmış. Ama bir Anadolu kasabasında, örneğin Tokat'ta Ramazan nasıldı? İnanın Tokat'taki Ramazan belki bana göre incelense İstanbul'dan daha zengin yönleri vardı. Nasıl? Yani mesela bağ mevsimidir şimdi bu yaz. Tokat'ın bağları çok meşhurdur. Bağ evleri vardır. O bağ evlerinin özel mutfakları vardır. 7-8 ayrı fırını olan mutfaklar vardır Tokat'ta. Düşünebiliyor musunuz? Her kebap türü için ayrı fırın yapan bir kültür düşünün, mutfak kültürü düşünün. Biz onlara hiç bakmıyoruz, görmüyoruz. İstanbul'da daha çok uğraşıyoruz. Veyahut Boyabat'ın aklıma geldi, söylüyorum. Veya Konya'nın ki çok zengindir mutfağı, hele Ramazan mutfağı, yiyecekleri, yemekleri. Onlar üzerine de çalışmak lazım. Ne olur programlarınıza taşra Ramazanların dalı. İbadetler çok enteresandır. Bilir misiniz? Divriği'de Ramazan'da daha çok iş gören bir çocuk camisi varmış çarşıda. Çocuk camisi. Evet, evet ben o caminin harap halini hatırlıyorum. İçerisi serapa, çocukların hoşuna gidecek resimlerle süslü duvarları, damı çökmüş, direkleri falan duran bir camiydi. Orada Ramazan boyu çocuklara ibadet öğretilirmiş. Bir yandan işte bu teknoloji falan dediğimiz oruç tutturulurmuş. Teknolojini bilir misin? Neden teknoloji dendiğini? O tekne orucu Arapça tekniye sözcüğünden Türkçeleşmiş. Tekniye de künyeleştirme demek. Yani İslami künyeyi kazandırma çalışması. Çocuklara yarım gün oruç tutturuluyor. Sabahla öğle arasında ikramiyeler veriliyor, harçlıklar veriliyor falan filan. Böylece ileriki İslami künyesine çocuk alıştırılmış oluyor. Buna bizim yerli dilde teknoloji demiş. Aynı şekilde sarayda da mesela sultanlar, şehzadeler, işte padişahın çocuklarına da herhalde benzer şekilde yapılıyordu. Yapılıyordu ama son dönem mesela Yıldız Sarayı'nda Ramazanları anlatan hatıralar var. İsmail Müştak Mayakon'un Yıldız Hatıraları kitabı var.
pek sarayda çalışanlardan oruç tutan yok. Aa, enteresan bir evet, söylediniz. Evet, tabii, evet. Hatta diyor ki hatıralarına başlarken, ben diyor oruç tutmayan bir adamdım, yıldıza tayinim çıktı, mabeyine gideceğim katip olarak. Tam da Ramazan da geldi diyor. Ben şimdi orada nasıl oruç yediğimi saklayacağım diye düşünmeye başladım. Kara kara düşünürken gittim başladım. Oo, herkes diyor, tablacılar yemek getiriyor, tütün içenler, sigara içenler. Hiç kimsenin Ramazan'dan haberi yok diyor. Ben de aman neymiş burası diye diyor. Rahatladım, sıkıntıyı atlattım der. Peki bu bir dönem açısından mı ele alınması gerekiyor yoksa? Son dönemi biliyoruz da böyle. Yani Yıldız'da, Dolmabahçe'de falan filan. Padişahlar ne kadar tutar tutmazdı bilmiyoruz. Günahlarına girmeyelim ama herhalde çoğu tuttu. Hı hı. Haremde muhakkak tutanlar çoktu. Harem ağaları muhakkak tuttular. Aka ağalar tuttular. Hatta dahası Enderun iç oğlanlarının sahur yiyeceklerini az gören, bu gençler bu kadarcık yiyecekle oruca dayanamazlar diye iç oğlanları için sahur vakfı kuran hayırsever saray kadınları var. Taş kitabeleri Topkapı Sarayı'nda hala durur. Gece fazladan sahurda iç oğlanlarına ikişer lop yumurta daha verilmesi için vakıf kurmuş saray hanımları var. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Evet. Yani, bir de mesela Ramazan'a özgü teravih namazları vardır. Evet. Ve Enderun usulü teravih diye de ilahili, evet. Evet, ilahili teravihler var. O işte Ağa Camisi var sarayda. Hı hı. Sarayın ikinci avlusunda. Şimdi kütüphane olarak kullanılıyor orası. Orada Enderun iç oğlanlarının seferli koğuşundakiler, aynı zamanda çoğu müzisyen. Ya hanende ya sazende. Onlar Ramazan'a dönük her Ramazan öncesi bir hazırlık yapıyorlar. Hı hı. O teravihin başlangıcında, sonunda, aralarında tehliller, ilahiler okuyorlar falan. Itri'den, şundan bundan besteler var. Çok hoş, yani müzikli bir ibadet oluyor o. Bizim bu camilerimizde de uzun zaman kullanmıştır. Ya ezanların makamla okunuşu vardır. Bizim eski müezzinler ezanları sabah, öğle, akşam hep makamları vardır. Yani sabah makamında hüzzam, akşam namazı hüzzam okunur. Gün bitti, akşam oldu anlamında bir tür üzüntü veren bir makamdır o. Zannediyorum sabah namazları sabah makamında okunur falan. Hicaz makamında okunan ezanlar vardır. Resmen bestelidir bizim ezanlar. Şimdi maalesef öyle değil. Maalesef, evet. Çok acı. Gerçekten. Bir hele İstanbul gibi bir yerde. Detone okuyanlar da oluyor. Çok, evet. Çok üzücü. Yüksek okumayı bir iş zannediyorlar ama onun ahenkdar, müzikli, besteli okunması, ki bizim bütün bu büyük camilerimizin eskiden müezzinleri özellikle hepsi bestekardı. Aynı zamanda hafızdılar. Yani hafız dediğimiz bu uzun gazelleri falan okuyan hafızlar. Hem Kur'an hafızı hem de gazelhan dediğimiz uzun havaları okuyan adamlar. Hı hı. Evet. Peki şimdi bir hareketlilik tabii baş gösteriyor, evet. Ramazan yaklaştığı zaman. Evlerde hazırlıklar var. Evet. Siz de söylediniz. İşte kilerler dolduruluyor. Evet. Mümkün mertebe sofraların zengin olması için işte hanımlar değişik değişik çeşit yemekler yapsınlar, hı hı, diye konu komşuya sorarlarmış. Onun haricinde de şunu okumuştum. Özellikle Selahattin camilerin, evet, avlularında sergiler sergi, tabii, açılırmış. Tabii, tabii, evet. Orada neler sergilenir, ya, neler satılırdı? İstanbul'un meşhur Ramazan sergileri Beyazıt Camisi ile Fatih Camisi'nin avlularında açılıyor. Bu İran'dan, Arabistan'dan, hatta Hindistan'dan, her yerden Ramazan için İstanbul'a gelen satıcılar var. Örneğin birisi destelerle kuka tesbih yaptırıyor. Heybesine, torbasına koyup geliyor. Bir başkası billuriyeler, şişeler, şunlar bunlar yaptırıyor. Yiyecek hurma getiriliyor Mekke'den, Medine'den. Bütün bunlar ayrı ayrı tezgah açıyorlar. Şimdi Ramazan sergisinin asıl fonksiyonu ikindiyle, orucun en sıkıntılı dönemi ikindiyle akşam arasıdır. Acıkma, susama, tiryakiler için tütün, enfiye özlemi o zamandır. Onlar işte vakit geçirmek için Ramazan sergilerine gidiyorlar. Oradan iftariyelik alıyorlar veya kendilerine işte bir takım
mükeyyifat takımları alıyorlar. Tabakalar, tespihler, lüleler, çubuklar her neyse. Akşamki tütün içme merakıyla yeni bir şey görüyor, bir lüle görüyor, alıyor. Evlerine götürüyor. Hatta kitaplar satılıyor, yazma kitaplar. Bende bir yazma kitap vardır. İç kapağını adam yazmış. Ben bunu diyor işte falan gün, Ramazan'ın 17. günü Beyazıt'taki sergiden şu kadar liraya kuruşa aldım diye de kayıt koymuş üzerine. Demek ki yazma kitaplar da satılıyormuş. Daha çok da bir şeyler, Enam-ı Şerifler, Kur'an-ı Kerimler, efendim dua kitapları falan satılırmış. Çok şenlikli bir şey. O aynı zamanda bir tür kültür sergilemesi. Yani yiyecekten, içecekten, eğlencelik bir takım şuna buna kadar her şeyin sergilendiği bir şey. Sofralar açılıyor tabii. Ramazan sofraları çok önemli. Osmanlı'da tesbih ustasına tesbihlere ayrı bir ehemmiyet verildiğini duymuştum. Tabii. Öyle miydi? Gayet tabii. Yani özellikle de 99'luk zikir tesbihleri. Onların tabii türleri var. Tanelerinin biçimine ve iriliğine göre. Bir de işte yüz sürü kuka, kehribar vesaire yapıldığı malzemenin çeşidine göre de özellikleri var. Çok pahalı. İstanbul'da tesbihçiler var. Bir çarşı, arastaları var onların. Orada üretiyorlar. Tophane'de var. Çarşı içinde yani kapalı çarşıda var. Bunlar son derece bu el tornalarıyla özene bezene süzme tesbihler yapıyorlar. Süzme tesbih o kadar enteresan bir şey ki imamesine yani başa en yakın tanelerinden dipte ortaya kadar gittikçe hafif hafif irileşiyor. Gözle kolay fark edilmeyecek derecede. İncecik zenne tesbihleri yapıyorlar kadınlar için. İncecik ufacık pirinç tanesi kadar taneleri olan kadına özel yapılıyor. Mesleklere göre tesbihler yapılıyor. Yani tesbihçilik bizde çok çok gelişmiş. İki yönü olduğu için hem dini işte bu zikirde kullanılıyor. Hem de bazıları için de bu bir el melekesini söndürmemek için, parmakları sürekli çalıştırmak için. Esnaf eskiden özellikle zanaatkarlar boş kaldıkları zaman muhakkak kendi mesleklerine ait tesbihleri çekerlermiş. Yani bir demircinin, bakırcının, ayakkabıcının kendi mesleğine uygun, şu parmak çalışmasına uygun tesbihler olurmuş. Üstüvaneli, yuvarlak, iri taneli vesaire. Onları çekerek parmaklarını çalıştırırlarmış. Ne kadar güzel. Allah rahmet eylesin. Benim dedemin tesbih koleksiyonu vardı. Evet. Tabii, Allah rahmet eylesin. Herkesin herhalde bütçesine göre tabii. O taşında daha kıymetlisi vardır, daha az kıymetlisi vardır herhalde. Peki, biraz da şundan bahsedeyim. Hani meslek dediniz ya, o zamanında önemli mesleklerinden çünkü yapması çok zor. Mahyacılar var. Evet, tabii. Babadan oğula geçen tabii, bir meslek. Tabii, tabii, evet. Aslında bir ay boyunca ya da en fazla üç ay boyunca mı mesleklerini yapabiliyorlar? Hayır, Ramazan'a 15 gün kala zannediyorum mahyalar çift minareli camilere hazırlanıyor. Mahyacı ustaları çok ünlü. Baba, buyurduğunuz gibi babadan oğula geçiyor. Bu 3. Ahmet zamanında başlamış. Yani İstanbul'daki mahyanın mazisi nihayet 250 yıllık bir geçmişi var. Yani 1720'lerde başlamış. İşte bu sünnet düğünü zamanlarında falan olan şeylerden. Ve Ramazan'ın işte Berat gecesinin öncesinde veya sonrasında mahyacılar seçtikleri camilerde bu işi tabi onları finanse eden zenginler var. Semt zenginleri var. Çünkü mahya epeyce bir saklansa da camilerin depolarında kırılanı, döküleni, ipi, feneri, şusu busu yenilenmek veya takviye edilmek gerekiyor. Onu o mahalledeki zenginlerden birisi mahyacıyı çağırır. Bu sene neler düşünüyorsun diye sorarmış. Neler yazalım? Efendim, işte 11 ayın sultanı yazılırmış. Ya Şehri Ramazan. Ya Şehri Ramazan yazılırmış. İşte mübarek, Şehri Mübarek falan yazılırmış falan. Efendim, bunlar düşünülürmüş. Ona göre kandiller, kandil sayıları hazırlanıyor. Aşağıda cami avlusunda provaları yapılıyor. İplerin üzerine fenerler dizilerek
falan. Daha sonra da bütün bu hazırlıklar yapıldıktan sonra onlar şerefeye taşınıyor. Bir de tabii Osmanlıca yazılanlar, öyle hemzeler, şeddeler öyle kolay değil şimdiki tabii, gibi. Tabii tabii tabii, yani çok zor. O, bir de içine fener, her akşam fener yakacaksınız. Ya. Onlar şerefeden şerefeye makaralarla çekilerek tamamlanıyor. Yağları konuyor içerisine, mumları konuyor veya dikiliyor. Sonra aşağıdan bir de kandil uçurtma vardır, bilir misin? Onu bilmiyorum. Evet. Kandil uçurtmada şeyin tamamlayıcısı mahyanın, o çocukları camiye götürmek için kullanılan bir oyun. Çok hoş. Yani hadi gidelim de kandil uçurmasını seyredelim diye baba çocuğunu veya dede torununu teşvik ediyor. Minarenin şerefesinden avludaki bir kancaya ipler bağlanıyor, gene bir makaralı. Onun üzerine de bir tek fener konuyor. O feneri yukarıdan bırakınca ipten aşağıya doğru hızla kayıyor. Yıldız kayması gibi gözüküyor o. İpi gözükmediği için gece karanlığında, şimdiki gibi tabii cami avluları falan aydınlık değil. Tabii. Elektrik yok. Dolayısıyla böyle minareden aşağıya yıldız kaymış gibi oluyor. Çocuklar da onun çok hoşlarına gidiyor. Camiye gidersek şey göreceğiz, kandil uçurması göreceğiz diye severek giderlermiş. Tabii özellikle çocukları da ibadetin içine katmak, evet. Her ne kadar, evet, bir yere kadar çocukta bir bilinç, evet, içinde ama hala da öyle. Mesela biz camilerde çekim yaptığımızda görüyoruz. Çocuklar kimisi bir köşede uyuyor, kimisi koşturuyor, tabii, oyun oynuyor ama mutlaka hayatın içine, her alanına, evet, çocukları dahil ediyorlar. Evet. Ramazan'da özellikle zannediyorum cemaatle namaz kılınmasına da yine dikkat ediyorlar ya da gayret gösteriyorlar, değil mi? İşte bu teravih için tabii. Evet. Çünkü teravihten sonra bir de gece hayatı başlıyor. Yani iftarla teravih arasındaki en fazla 1,5 saatlik zamanda yeme içme, akşam namazı falan, dinlenme, kahve içme gibi iftara dönük işler yapıldıktan sonra camiye gidiliyor. O teravihten çıkınca da bu defa piyasa başlıyor. Gece gezmeleri başlıyor. 1910'lara kadar bu işin en parlak alanı Şehzadebaşı dediğimiz, Vezneciler dediğimiz, bugünkü belediyenin olduğu yerle Bayezid Meydanı arasını düşünelim. Oralarda işte direkler arası denen Nevşehirli İbrahim Paşa'nın yaptırdığı bir çarşı var. İki tarafı sütunlu direkler arası. Orada çayhaneler, şeylerin gösterildiği, karagöz oyunlarının gösterdiği hayalhaneler vesaire, pek çok gösteri alanı var. Tiyatrolar var, kantolar var, orta oyunu var. Bunların gösterildiği tiyatrolar var. Herkes oraya gidiyor. Aynı zamanda orada biraz da erkek kadın birbirini daha yakından görüyor. Kadınlar da gidiyor. Hatta kadınlar Ramazan geceleri yaşmaklarını, peçelerini biraz daha açıyorlar. Yani erkekler bol bol hanım yüzü görebiliyor. Bunun için onlar da çok güzel giyinip kuşanıyorlar, erkekler de. Böyle bir piyasa denmiş onun için. Aksaray'dan Şehzadebaşı'na, Şehzadebaşı'ndan Bayezid'e. Daha sonra 1910'lardan sonra bu Sultanahmet'e kaymış. Sultanahmet'le Ayasofya arasında bu direkler arası gösteriler yapılmaya başlamış. Aslında Ramazan gecelerinde sahura kadar uyunmuyor. Hele bu yaz Ramazanlarında. Çünkü geceler kısa. Sahurla iftar arası 7-8 saatlik bir boşluk. Hı hı. Bunu genellikle uyumadan geçiriyorlar. Eğleniyorlar. Çayhanelere gidiyor, çay içiyor, kahvelere gidiyor. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Babam bizi Ramazan geceleri, yine bir yaz Ramazanıydı böyle. Bir kahvehane vardı. Orada otururduk. Çay içilirdi. Babamlar, büyükler sohbet ederlerdi. Orada oyun moyun hiçbir şey yok. Sadece ya masalar etrafındaki grup konuşurdu veya yaşlı insanlar otururlardı yukarıda bir peykede. Onların anlattığı tarih dinlenirdi. İnanın Pelin Hanım, ben tarihçiliğimi o dinlediğim adamlara borçluyum. Ne güzel. Onlar yerel tarih anlatırlardı ve çok ağır anlatan insanlardı. Tane tane, kısa kısa cümlelerle ve her cümlenin arasında zaman, bir zaman fasılası koyarak anlatırlardı. Demek ki tarihe karşı ilgim de varmış, olacakmış. Tabii. Onları ben hiç unutmamışımdır. Oradan pek çok şeyler öğrenerek sahura yakın eve dönerdik. Evde de annelerimiz
uyumazlar, sahur yemekleri hazırlarlardı. Sahur yemekleri iftar yemeğine göre çok farklı olması gereken yemeklerdir. Daha çok böyle börek, çörek, söğüş, haşlanmış susuz etler falan. İstanbul'da dil söğüşü falan, elmasiyeler çok meşhurmuş. Bizim Taşra'da da gece yemekleri çok güzeldi. Şeyler, köfteler falan da yapılırdı galiba. İstanbul'da kazan dibi çok meşhur gece sahur için. Ama akşam yemekleri sulu yemek. Çorbası da var, et yemekleri de var. Osmanlı'da zaten zannediyorum, özür dilerim, bir de Osmanlı'ya şimdi çengel attım. Hep böyle daha ziyade et değil mi? Tabii et ağırlıklı. Evet. Ağırlıklı. Evet. Bir de biliyorsunuz bu zenginlerin şimdi o çadır şeyine döndü. Çadır iftarına döndü. Maalesef o eskiden öyle değil. Sofra açmak dediğimiz şey konakların taşlık denen alt kat genişliğinde sofralar kuruluyor. Ev için, konak için pişen yemeklerin hemen aynısı o sofralar içinde hazırlanıyor. Ve fakir, fukara gelip oturuyorlar. Yani biliyorlar ki işte Horhor'da Sufi Paşa konağında sofra açılır her Ramazan. Oraya gelirler. Gelenler de gelmesi gerekenlerdir. Yani istismar eden yoktur onu. Fakiri, fukarası, yetimi, öksüzü her neyse otururlar yerler. Bir de onun bir daha asil bir adeti vardır. Evin büyük hanımı veya efendisi de merdiven başında beklermiş. Kalkıp teşekkür eden, Allah sofranızı daim etsin, bereket versin diyenlerin her birine elindeki keseden çıkarır bir para vermiş. O para biliyorsunuz adı diş kirası. Diş kirası. Neden diş kirası demiş bilir misiniz? Pelin Hanım, o da çok ilginçtir. Yani benim soframda yemek yedin, dişin aşındı. İşte onun bedelini veriyorum diye diş borcu kalmaması için dedi. Ne güzel, hiç üzmeden, kırmadan ya, insanları hem orada hayır işliyorlar, hem doyuruyorlar. Bir taraftan da hani bir minicik de olsa katkıları oluyor. Evet, ne kadar bir ince. Harçlık da vererek gönderiyorlar. Aynen öyle. Ve onun adı da yani sadaka değil. Tabii. Diş tabii kirası. Evet, ne yani kadar güzel. Bu sofrada yemek yedin, dişin aşındı, buyurun bedelini veriyorum demek. Necdet Bey, bir reklam arası verelim mi? Hay hay. Devamında tamam sohbetimizi sürdürelim. Yolculuk devam ediyor ve bugün Aynalı Kabak Kasrı'nda tarihçi yazar Sayın Necdet Sakıoğlu'yla sohbet ediyoruz. Programın başında aslında sorsam daha yeriydi ama şimdi reklam arasında aklıma geldi. Hukuksal bir işlemle başlıyor değil mi Osmanlı'da Ramazan? Tabii yani o Osmanlı'da Ramazan deriz ama daha çok bir İslami kural o. Öyle mi? Ben onu sanki Osmanlı'ya has bir uygulama gibi düşünmüştüm. Osmanlı'da onu uygulayanlarda. Tamam. Şimdi o şöyle, oruca başlamak için veya Ramazan bayramını yapmak için, bayram yapmak için mutlak surette ayın görülmesi lazım. Hilal ayın. Hı hı. Ramazan başında Ramazan ayının. Ramazan sonunda da Şevval ayının görülmesi lazım ki bayram yapılsın. Yani ilk gününü yakalamak lazım o ayın. O da şöyle olurmuş. Usulen bunu Şeyhülislamlık düzenlermiş, halledermiş. Bir kişi birine borçlu olurmuş.
borcunu Ramazan hilalinin göründüğü gün ödemek üzere yemin billah edermiş. O gün sana ödeyeceğim bunu diye. Alacaklı da Ramazan hilalini beklermiş ki borçlusu versin. Hı hı. Onun için işte birkaç adama dermiş şu ayı takip edin. Doğduğu gün benim alacağım var, alayım diye. Yüksek tepelere şuraya buraya adamlar çıkarlarmış birkaç kişi. Onlar görürlermiş. Adama da haber verirlermiş ayı gördük diye. Adam hemen kadıya koşarmış. Benim falan adamda alacağım var. Ramazan hilalinde verecekti. Hilal göründü, kadı efendi borcunu ödesin dermiş. Adama da kadı sorarmış borçluya da. Böyle mi? Evet dermiş. Ben yemin ettim, verecektim, ödeyecektim. Eğer Ramazan hilali göründüyse param hazır ödeyeyim dermiş. Alacaklı iki şahidi getirtilmiş. Onlar yemin billahi derlemiş. Kadı efendi gördük diye. Kadı borcunu öde dermiş ama asıl hilal görüldüğü ve tanıklandığı için, hı hı, İstanbul kadısı davulculara falan emirler verilmiş şehir tefidasına. Onlar minarelere ışık yakarlarmış, selalar verilirmiş, fellallar gezmeye başlarmış. Yarın Ramazan başlıyor, bu akşam iftara, sahura kalkacaksınız diye. Böylece davulu zurnalı bir ahenkle Ramazan başlamış. Buna rüyeti hilal deniyor. Hukuksal bir işlem olarak son zamanlara kadar yapılmış. Yani artık tamamen takvim işlemleriyle kolayca saptanabilirken bile bu bir dini kural olduğu için yapılırmış. Asıl mesela bayram, Ramazan bayramlarının ilanında daha çok. Çünkü o zaman oruç bozacaksınız. Öbüründe oruca başlayacaksınız. Hı hı. Ama bayramda oruçlu mu olmalısınız o gün? Bayram mı yapmalısınız? O çok kritik bir an. Tabii. Bunun için işte gene aynen hilal gözlenirmiş. Zannediyorum 1741'de 1. Mahmud'un padişahlığında bir terslik olmuş. Kimileri ayı gördüm demiş, kimileri görünmedi demişler. İstanbul'un yarısı bayramın birinci günü oruç tutmuş. Yarısı da bayram yapmış. Padişah da ne yapacağını şaşırmış. O gün günlerden biri de cumaymış. Cuma namazı da varmış. Biliyorsunuz padişahların bir bayram alayı var. Bir de cuma alayı var. Her hafta cuma alayına çıkıyor padişah. Büyük bir merasimle bir camiye gidiyor. Çok renkli bir kortej eşliğinde. Bir de bayram alayı var. Muayede diyoruz. Sarayda tebrikleri kabul ediyor. Bir de camiye bayram namazına gidip geliyor. Bayram namazına gitmeden evvel sabah namazıyla bayram namazı vakti arasında sarayda büyük bir merasim yapılıyor avluda. Padişah bütün devlet erkanının bayram tebrikini kabul ediyor. Ondan sonra kortejde bir namaza gidiyor. Şimdi o gün öyle olmuş ki bayram alayı yapılmış, arkasından cuma var, şehrin yarısı hala oruç. Karma karışık olmuş. Sanıyorum 1741 Ramazan bayramıdır. Evet. Evet. Sonra artık bugün günümüzde hala şey var, ihtilaf var. Biliyorsunuz Suudi Arabistan bizden bir gün sonra bayram yapar. Bizden bir gün önce galiba oruca başlar. Bir şeyler yani hala İslam dünyası aynı günde Ramazan'a başlamak ve aynı günde bayram yapmak işini tutturamadı. Mısır'da farklı galiba. Bizimki de farklı. Diyanet, evet, karar veriyor, ona göre yapılıyor. Enteresan. Evet. Şimdi tabii artık Ramazan'ın sonlarına yaklaşınca, evet, orada da bu sefer bayram geliyor diye bir hareketlilik var özellikle. O bayram hazırlığı. Bayram hazırlıkları var. Evet. Bayram da mutlaka çok coşkuyla kutlanıyor. Evet. Şimdi bayram yaklaşınca bir şey daha var. Bu kiler dedik ya, hani kilerler dolduruldu mu? Evet, evet. Evin kahyası veya kahya kadını kiler durumunu evin beyefendisine veya hanımefendisine haber verilmiş. Stoklanan yiyecek ne kadarsa artacak. Ziyafetleri, bayram pardon iftar ziyafetlerini çoğaltalım dermiş. Ramazan 15'inden sonra başlar iftar çağırmaları. 15'ine kadar herkes kendi evinde yapar. Davet yoktur. 15'inden sonra yapılmasının gerekçesi de kiler durumuna göredir. Yani az mı çok mu, ne kadar ziyafet verebiliriz veya davet verebiliriz gibi. Ona göre davetler başlarmış karşılıklı.
Orada da şunu yapacaksınız. Çok zor işler bunlar. Siz birini çağırıyorsanız onun sizi de çağıracağını düşüneceksiniz. Dolayısıyla son günlere pek bırakmayacaksınız. Yani Ramazan'ın son 15 gününün 5-6 günü en uygun zamanlar, yoğunluk o zaman olurmuş. Ondan sonra buyurduğunuz gibi bayram hazırlığı başlıyor, bayram almaları başlıyor falan. Çok zengin bir şey. Tabii bayram 15 gün kala üst baş bayramlık giysiler de düşünülürmüş. Çarşıya, pazara gidilmiş. Çocuklara kapama dediğimiz o zamanki konfeksiyon elbiseler alınırmış. Süslü püslü falan. Fesler alınırmış. Ramazan fesleri. Bayramda çocuklar için bayram yerleri hazırlanmaya başlanmış. Bir de böyle enteresandır. Güllaç Ramazan'da hatırlanır. Evet. Genelde yani Ramazan zamanı yenir. Ramazan'a özgü yiyecekler vardır. Evet, tabii. Evet. O öyledir. Sonra Ramazan pidesi. Tabii. Hoş yine pide diğer aylarda falan da çıkıyor ama bu ayda. Ramazan'a özgü, ziyade. Ramazan pidesi. Aynen yapılır. Öyle. Evet. Sonra hurma. Hurma mutlaka. Hurma halbuki işte. Çok nasıl diyeyim, sağlıklıdır. Evet. Muhakkak yenmesi de gereklidir. Baş tacı edilmesi gerekenlerden biridir ama daha ziyade Ramazan'da işte bu ayda hatırlıyoruz. Evet. Evet. Enteresan yani Ramazan deyince Ramazan'ın belli başlı uygulamaları var, yiyecekleri var. Gene çocukluğumda hatırlarım. Bizde Ramazan'da komşularımız, Ermeni komşularımız vardı. Onları da biz iftara davet ederdik. Hatta anne kız, iki yaşlı hanımefendi, annemin yakın arkadaşlarıydı. Onlara annem bir gün önceden haber verirdi. Oruç tutarak gelirlerdi. Öyle günah mi? Olmasın diye, evet. Ha. Müslüman sofrasında iftara oturacağız. Günah olmasın diye ana kız oruca niyet ederler. Hatta gece biz onları sahura uyandırırdık. Sahurlarında yerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel. Dinlerin, komşulukların, insanları ne güzel disiplinlere veya geleneklere oturttuğu çok ilginç bir şeydir. Esas özlememiz gerekenler bunlar işte. Evet, evet. Değil mi? Biz de tabii onların baskalyalarında bizi giydirirdi annemiz. Tertemiz bayram kıyafetiyle giderdik, el öperdik. Yumurta bize işte o boyalı, meşhur boyalı yumurtaları verirlerdi falan. Eve gelirdik sevinerek. Yani bayram sevincini Paskalya'da da yaşardık. Ki bizim fazla bir Ermeni komşumuz yoktu. 3-4 komşuydu ama biz onların da bütün bu şeylerine, dini adetlerine elimizden geldiği kadar büyüklerimiz bizi şey yapardı, uyarlardı yani. İşte nerede o eski Ramazanlar, evet, deyince esas bunları hatırlamamız gerekiyor. Güzelliklerini aslında niye? Ah nerede o eski Ramazanlar diyeceğimize güzelliklerini alalım, tekrar yaşatalım. Buyurun işte eski Ramazanlar olsun, değil mi? Olsun. Aynen. Şey kaldı ki mesela günümüzde ne İstanbul'da ne de Taşra'da o eski Ramazanları yaşatan yerde kalmadı. Yani pek çok belki geleneklerin kozmopolit bir yapısı ortaya çıktı. Bunun ortasında da hiç doğru dürüst İstanbul Ramazan'ı mı yapalım, Taşra Ramazan'ı mı yapalım, bunu da bilemez hale geldik. Abur cubur galiba yeniliyor, alelacele iftar ediliyor. Halbuki iftariye ile iftar sofrası ayrı şey. Evvela bir iftar ediliyor, oruç açılıyor. İşte onlar zeytin, peynir falan, bir parça pastırma, acık reçel falan şeylerle, yani çay tabağı gibi tabaklarla getiriliyor. Ondan sonra akşam namazı kılınıyor, oruç açıldıktan sonra. Sonra iftar sofrası kılınıyor. Orada da adetler özeldi. Mesela ilk konan çorba konmasıyla kaldırılması bir olurdu. Herkes ancak birer kaşık falan alırdı bu davetlerde. Çorbayla doyurmamak lazım. Arkada güzel yemekler var. Et yemekleri var, tatlılar var, börek var. İstanbul'un meşhur bir ince yufka böreği varmış. O Ahmet Rasim gibi adamlar o gelince ceplerinden bir lira çıkarır. Tepsinin üzerine yukarıdan atarlarmış. İnce börek, ince yufka böreği, o kadar incecik yufkalardan yapılırmış. Öyle güzel kızarmış olurmuş ki o liranın ağırlığıyla altındaki tepsiye inermiş lira. Aa, ne tık, enteresan. Tık ses çıkarması lazımmış yani. Ha, makbul olanı o. Makbul olanı o yani, evet.
Belki hala yapanlar vardır. Zannetmiyorum. Biz hiç bizim dinleyip de. Yani saray pastanesini sormalı, yapıyorlar mı? Bir veya sormak lazım. Börekçilere sormak lazım. O kadar incesi zor. Çok zor, incecik yani. Güzel. Sigara kağıdı gibi açacaksınız. Evet. Falan filan böyle bir şeyler. Davranışlar da inceymiş. Tabii tabii. Böreğin de incesi yapılırmış, evet, diyelim. Böyle noktalayalım. Evet. Çok teşekkür ederim ben Sayın teşekkür Sakıoğlu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için ve anlattığınız için. Birlikte veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.